Selamlar. Karşınızda son 5 yılın en iyi Galatasaray 11'i. YouTube kanalının topluluk sekmesinde son 5 yılın en iyi 11'i videosunu çekmek için kaleyi ve 10 numara mevkisini es geçip defans, sol bek, sağ bek, orta saha, kanat ve forvet mevkilerini yaptığım anketin sonucunda 11 çıkarttım. Anket sonuçlarını video içinde koyacağım. Keyifli seyirler. Öncelikle tabii ki kaleden başlıyoruz. Kaleye şüphesiz dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Neso Muslera'yı aldık. 11 Ağustos 2011'de Lazio'dan Galatasaray'a 6.75 milyon euro artı Loric Sara takası ile transfer oldu. Muslera Galatasaray kariyerine teknik direktörlüğü Fatih Terim geçtikten sonra bir ay sonra takıma dahil oldu. Muslera transferinden bu yana İmparator ile 6 sene birlikte geçirdi. Muslera Galatasaray kariyerine toplam 14 kupa kazandı. Bu 14 kupanın Fatih Terim ile birlikte Galatasaray'da toplam 8 kupa kaldırdı. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi kaleci olduğunu herkese malumdur. Ümidimiz Galatasaray'da nice başarılara koşmak ve futbolunu kulübümüze sonlandırıp Galatasaray'ın sembol ismi olarak kulüpte çeşitli kademelerde çalışmasıdır. Yedek kaleci olarak da son 5 yılda en çok gözüme çarpan Okan Kocuk oldu. Fernando Muslera'nın 10 yıla yakın Galatasaray'da bulunması neticesinde az kaleci Galatasaray'da düşünülmedi ve çok fazla iyi kaleci göremedik. Bu sebeplerden dolayı Okan Kocuk en uygun kaleci. Şimdi defans tandemine geçelim. Seçtiğiniz oylar neticesinde özellikle Marcao'dan başlayalım. Marcao 15 Ocak 2019 tarihinde Portekiz liginde küme mücadelesi veren Chaves'ten 4 milyon euro karşılığında transfer edildi. Şu an 24 yaşında olan oyuncu transfer edildiği zaman küme düşecek olan takımdan Superm alınır. Bu oyuncuya 4 milyon euro verildi sözleriyle çeşitli spekülasyonlar ile birlikte takıma dahil oldu. Galatasaray transfer olduğundan beri en iyi stoper olmasının yanı sıra kendisi hakkında çeşitli söylemlerde bulunanları da cevabını yer aldığı maçlarda müdahaleleri ile verdi. Geleceğinden ve potansiyeli apaçık gösterici Brezilyalı stoper. Şimdi altyapımıza yetişmiş, daha önce Silivri Spor'da yer almış, milli stoperiniz ve şu an dünyanın en iyi takımlarından biri olan Liverpool'un stoperi olan Muhammed Ozan Kabak'a bakalım. Ozan ilk olarak altyapına A takımı çıkan 1 Temmuz 2018 tarihine dahil oldu. Potansiyeli ve yaptıkları onun meziyetlerini ön plana çıkardı. Fatih Terim'in daha 18 yaşında stopere direkt ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynatması onu daha cazip oyuncu haline getirdi. Nitekim yaklaşık 6 ay sonra Almanya takımı Stuttgart'ın yolunu tuttu. Stuttgart'ın takım olarak kötü performansının ardından oyuncu 1 Temmuz 2019 tarihinde bir başka Alman takımı Schalke'ye transfer oldu. Schalke'de geçirdiği 1,5 sezonluk gelişiminin ardından dünyanın en rehavet gören takımlarından biri olan Liverpool'a transfer oldu. Ozan Kabak şu anda 20 yaşında. Genç nesillere örnek olabilecek nitelikte. Kariyerinde başarılar diliyoruz. Yedek stoperlere bakalım. Yedek stoperler olarak ise şu anda 35 yaşında olan Hollandalı oyuncu Ryan Donk ve 25 yaşında olan Belçikalı stoper Jason Dinayer yer alıyor. Donk kariyerinin sonlarına yaklaşırken Jason ise futbol kariyerinin olgun senelerine girmeye hazırlanıyor. Sol bek mevkisine baktığımızda Japon yıldız Yuto Nagatomo'yu görüyoruz. Yuto gerek sempatikliği, gerek beyefendiliği ve mevkisindeki özverisiyle taraftarının beğenisini kazanan bir tabiri caizse samuray. Galatasaray'a 31 Ocak 2018'de kiralanıp 1 Temmuz'da bonservisi alınan 34 yaşındaki Yuto Galatasaray ile toplam 2,5 sezon geçirdi. Şu anda Marsilya'da mücadele eden samuray taraftarın hakkında güzel anılar ile hatırlanıyor. Yedek sol bek olarak ise defans mı sol bek mi nerede ihtiyacın varsa değerlendirebileceğin bugünlerde teknik kadroda yer alan Hakan Kadir Balta. Şu an 38 yaşında olan Hakan Balta Galatasaray'da 11 sezon oynadı ve futbolu 2018'de Galatasaray'da bıraktı. Hakan Balta'da taraftar yüzünde hoş bir izlenim var. Hakan Balta'ya antrenörlük hedeflerinde başarılar dileriz. Sırada sağ bek mevkisi var. Sağ bekli Brezilya futbolcu Mariano Ferreira Filho var. Galatasaray Sevilla'dan 4,5 milyon euro karşısında transfer olan Mariano Galatasaray'da toplam 3 sezon forma giydi. Sağ kanatların ortaları paslarıyla dikkat çeken yıldız futbolcu şu zamanlarda kulüp Atletico Mineiro forması ile kariyerine devam ediyor. Galatasaray taraftarı zihninde renkli karakteriyle yer alan Mariano'ya kariyerin son kısmında başarılar dileriz. Yedek sağ bek olarak
Joker olan, verilen her görevi kalitesi yettiğince yapabilen, hayatı Galatasaray olan kaptan Sabri Sarıoğlu. Taraftarını hiç unutamayacağı bir oyuncu olan kaptan, anlatılmaz yaşanılır diyerek kaptanı özetliyorum. Şimdi de orta saha mevkisine bakalım. Tabii ki de Pride zamanında aklımızı başımızdan alan, frikik ustası, ayağındaki okumaş ile her şeyi yapabilen kaptan Selçuk İnan. Frikik denince gerek milli takım gerek kulüp takımlarını yaptıkları akıl almaz vuruşları hepimizi cezbeten, aklıyla hayran bırakan Selçuk İnan, Galatasaray'da toplam 9 sezon forma giyip 21 Temmuz 2020 tarihinde futbolu bıraktı. Bugünlerde Galatasaray teknik kadroda geri alan Selçuk İnan, oyun aklı gerek beyefendiyle herkesin sevgisine mazhar oldu. Selçuk'un yanına tabii ki akla ilk gelen Felipe Melo. Fakat video konsepti olarak son 5 yıl olunca Pitbull alamadım. Ama yine onun gibi yıldız futbolcu olan ve vatandaşı Fernando Reges'i sizi seçtiniz. Fernando 4 Ağustos 2017 tarihinde Manchester City'den Galatasaray'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu. Ardından Sevilla'ya 4,5 milyon euroya transfer oldu. 33 yaşındaki futbolcu şu an Sevilla'da forma giyiyor. Defansif anlamda kalite ve mücadele eden Brezilyalı, ön libero'da Galatasaray'da geçirdiği 2 senede taraftar nezdinde görev adımı ve sevilen isim. Orta sahanın yedek olarak seçilen oyuncular ise şu şekilde. Kariyerinde Real Madrid ve Bayern Münih forması giyen, şu anda da TFF'de görevli olan, Galatasaray'da 4,5 sezon forma giyen oyuncu Hamit Altıntop. Diğer yedek oyuncu olarak ise Juventus, Marsilya ve bazı İngiliz kulüplerinde oynamış olan Gabonlu 6 numara Mario Lemina. Şu anda 27 yaşında olan Lemina Fulham'da forma giyiyor. Sıradaki mevkimiz ise 10 numara. 10 numara mevkisini ise tartışması dünyanın en iyi 10 numaralarından biri olan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder. Real Madrid, Inter, Ajax'a forma giymiş, 4,5 sene Galatasaray'da forma giymiş olan Sniper, Galatasaray'da tartışılmasız, unutulmaz isimler arasına girdi. Yaptıkları işler ile herkesi hayran bırakan futbol deyası olan Hollandalı, 36 yaşında ve futbolu 2020 senesinde noktaladı. Sneijder hoca olarak ileriki günlerde göreceğimizi düşünüyorum. Bu dehayı tekrar kulübümüzde hizmet ederken görmek var bir hayalimiz diyelim. 10 numara yedek oyuncusu olarak ise tam mevkisi olmamasına rağmen forvet arkası olarak oynayan Alman panzeri Bayern Münih'te, Inter'de, Arsenal'de forma giymiş olan Poldi. Poldi Galatasaray'da yer aldığı 2 sezonda taraftarın gönlünü fethetti ve diğer oyunculardan farklı olarak ayrı bir bağ kurdu. Şu anda 35 yaşında olan Lukas Podolski Antalyaspor forması giyiyor. Sıradaki mevki ise kanat mevkisi. Sol kanatta Galatasaray'da 2,5 senesini geçirecek olan Nijeryalı 23 yaşındaki yıldız futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru. Galatasaray'da aktif oynayan Henry şimdiden taraftar nezdinde unutulmazlar arasına girmeye başladı. Renkli hareketi, duruşu ve yapısıyla senelerce mücadele edecek Onyekuru daha önce Monaco ve Everton gibi kulüplerde forma giydi. Potansiyeli ve yeteneğiyle dikkat çeken Nijeryalı transfer sürecinde tüm takımları reddedip Galatasaray'ı seçti. Kariyerini büyük takımlarda yer alacağı bilinen Henry'e kariyerinde başarılar dileriz. Sağ kanatta ise Cezayirli 31 yaşındaki yıldız futbolcu Sofyan Feghouli. Soso 14 Ağustos 2017 tarihinde Galatasaray West Ham'dan 4,25 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sağ ayaklı yıldız futbolcu 4 seneye yakın Galatasaray'da forma giyiyor. Başakşehir maçındaki röveşatasıyla akla kazınan ve tabiri caizse 3 aylar topçusu olan Soso Galatasaray'da 4 kupa kaldırdı. 2019 senesinde Türkiye'de yılın futbolcusu seçildi. Yedekte ise ilk olarak Galatasaray transfer olduğunda yeni Ronaldo olarak anılan, o zaman 19 yaşında olan, şu an 26 yaşına varmış olan Portekiz yıldız Armin Nobruma. Galatasaray'a Sporting'den 13 milyon euro bonservis alınan Aston Guinea-Bissau'lu olan Bruma 4 sene Galatasaray'da forma giydi. Bruma 2017 senesinde Alman ekibi Leipzig'e 15 milyon euro karşılığında transfer oldu. Kariyerine Olympiakos ile devam eden Bruma aklımızda çalımları ve süratiyle hatırlatıyor. Geleceği hakkında yetenekliği çok büyük olan Portekiz'i son noktayı koymaya başarırsa büyük kulüplerde yer alması kaçınılmazdır.
Diğer bir kanat oyuncumuz ise Yeşilburnu adalı 30 yaşındaki Gary Mendes Rodriguez. Gary Rodriguez 2019'dan itibaren Galatasaray'da 2 sene oynayıp değerini 3'e katladı ve İttihat takımına transfer oldu. Şu anda İttihat takımında aktif kariyerine devam ediyor. Son olarak forvet mevkisine bakalım. 35 yaşındaki aslen Senegal'le Fransa milli takımını seçmiş olan yıldız forvet oyuncusu Bafétimbi Fredius Gomis. Galatasaray'da bir sene forma giymesine rağmen taraftan gönlünü çelen, kendini hayran bırakan, taraftarıyla bambaşka bağ kuran yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde Süper Lig'de 29 gol atarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Bu rekoru daha sonra yine Galatasaraylı futbolcu Mbaye Jack de kırmıştı. Gomis şu anda Al Hilal Riyad kulübünde aktif futbolculuğunu sürdürüyor. Al Hilal kulübünde Asya Kulüpler Şampiyonu olup gol kralı oldu. Gomis'in yediği olarak yeni transferimiz Mısırlı 23 yaşındaki oyuncu Muhammed Mustafa Ahmet Abdallah yer alıyor. Galatasaray'da forma giydiği mücadelelerde golleri ve saha içindeki performansı dikkat çeken Anaconda lakaplı şimdi herkesi mutlu etti. Potansiyeli ve kariyeri çok iyi olacağına inancımız sonsuz bir futbolcu. Son 5 yılın en iyi Galatasaray 11'e videosu buraya kadardı. Biz Galatasaraylıyız. Takipte kalın. Hoşça kalın.